Tabii yetkimiz olmayan şeye biz yarın geldik ve durduracağız deme hakkına sahip değiliz. Ama bunu toplumda tartışırız. Size israf projesi mi bu? Kesinlikle israf projesi. İstanbul'un yönünü hiç de olumlu bir yöne çevirmeyen bir proje. Gündeminde yok ki İstanbul'un. İstanbul'un gündeminde yok. Yani İstanbul'un gündemine 50 tane açık uçlu sorunun 50 tane açık uçlu cevabını almış olalım. İnanın 51.'de bile karşımıza Kanal İstanbul ihtiyacı diye bir şey çıkmaz. Bir sürü şey dinlersiniz. Ulaşım, trafik, çevre, efendim elektrik kesintisi, deprem, mülteci sorunu, ya kaldırım taşını bile duyarsınız ama İstanbul'un gündeminde böyle bir şey yok. Efendim hani bu İstanbul'a çok gereklidir. Ya gerekli değil işte ortada. Ama uluslararası çapta işte insanların zihnine işte yok Lozan Antlaşması gereği, Boğaz geçiş hakları vesaire. Öyle bir şey de yok. Sadece bir, buna ben 19. yüzyıl kafası diyorum çok net. Yani 19. yüzyılda yapılmış işte Eyfel Kulesi, birçok hani Titanik gemisi gibi hani büyük şeyler yapmak. Kendini ispat, yani bu bir ülke politikalarıydı o dönemde. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda ufacık bir çiple dünyayı keşfetmenin hedefi konulabiliyor. İşte farklı bir alanda yaratıcı unsurlarla, teknolojik gelişmelerle ve yani çağın yakalamak istediği bir takım unsurlarla toplumlar kendilerini ifade mega ediyorlar. Mega projeniz olmayacak mı ya? Mega proje anlatıyorum işte. Ben 2 milyon 200 bin çocuğu hayata hazırlamaktan bahsediyorum. Mega proje bu. Boşlukta. 2,5 milyon gencin umutlarını yeşertmek istiyorum. Çok iyi yetişmiş gençlerin bu kenti terk etmemesini istiyorum. Bunlar mega proje. Ya bu kentteki çevre yoksulluğunu bitirmek istiyorum. Bu şehrin artık çevre zengin olmasını istiyorum. Yeşil, bakın 15 yeşil alanda, vadide yeni yaşam vadileri yapacağız diye açıklama yaptım. 10 gün sonra açıklama yaptılar. Biz de 20 milyon metre yeşil alan yapacağız diye. Ya bu yeşil alan yapılacak vadiler vardı. Biz bunları keşfetmedik. Yani suni vadiler değil bunlar. Var olan vadiler ama boş duruyor. Metruk duruyor hem de kötü halde. Tek tek isimlerini açıkladık. Bu vadilere niçin dokunmadınız 15-20 yıldır? Başka bir niyetiniz mi vardı? Biz söyleyince mi aklınıza geldi? Dolayısıyla bunların hepsi dev proje. 20 milyon metre yeşil alan ne demek biliyor musun? Acı bir şey ama bugünkü mevcut aktif yeşil alan kadar neredeyse. Yani İstanbul, bütün bunlar aslında mega proje. Yani teknokent dediğimiz işte kavramlar, yeni güncel teknolojilere hizmet eden merkezler, kent enstitüleri. Ya bir eğitim seferberliğine ihtiyacı var İstanbul'un. Eğitim seferberliği diyorum. Bakın eskiden eğitim seferberliği yapılırdı. Doğuya, Güneydoğu'ya, Karadeniz'e, dağlara okullar yapılırdı. Kampanyalar düzenlenirdi. İstanbul'un buna ihtiyacı var biliyor musunuz? Yani bizi insanlar izliyor, kendileri biliyorlar. 60-70 kişilik sınıflarda çocuklarımız eğitim alıyor. İstanbul'un göbeğinde bir okuldan 7-8 bin mevcut var. Sabahçı, öğleci, anneler, babalar gidip biri getirirken, öbürü karşılarken ki manzara sanki şuradaki Seyrantepe'deki Galatasaray stadından bir derbi maçından çıkış anı gibi hissedersiniz. Böyle bir şey olabilir mi? 21. yüzyılın İstanbul'da nereye gittik biz? Yüzleşelim istiyorum. Yani Bağcılar'la yüzleşelim, Esenyurt'la yüzleşelim, Sultanbeyli'yle yüzleşelim, Pendik'le yüzleşelim, o karmaşık yapı düzeniyle yüzleşelim, depremi çözemeyişimizle ve bunları çözelim. Mega projemiz bunlar.